25 yıl oldu neredeyse ben savunma sanayinde çalışalı. 25 yıllık kısa bir süreci aktarmak istersek, ilk işe başladığım süreçlerde, bu savunma sanayine girdiğim zamanlarda hepimizin İngilizcesi çok iyiydi. Çünkü yabancıdan tedarik sistemi vardı. Yurt dışından alırdık genelde, almamız da gerekiyordu. Bu yüzden hepimizin İngilizcesi çok iyi oluyordu. Bu süreçte o yabancılarla beraber çalışırken işte bizim sanayimize yavaş yavaş bazı işler katmaya çalıştık. Derken bir şeyler öğrendik, bazı şeyleri yapmayı öğrendik. 2004 yılında önemli bir irade. Dedi ki ülkede yani artık savunma sanayini bağımsız kılalım. Bu yüzden de ne yapabiliyorsak yurt içinde yapalım iradesiyle beraber o gün geldiğimiz yetkinlik içerisinde ne yapabiliyorsak yurt içinde yapma kararı alındı ve işte bugün ismini duyduğumuz birçok projenin temelleri atıldı. Bunu yaparken artık dedik ki bazı terimler ortaya çıktı. Yapmaya başlıyoruz ama ne kadar yerli yapıyoruz? Ondan sonra da bir proje içerisinde yerlileşme oranımızı arttırmak üzere bazı politikalar oluşturduk. Bu politikalarla beraber yıllar içerisinde bu siyasi irade bir savunma sanayi gücü oluşturdu. Önce 5-10 tane vakıf şirketimizle başlayan, yabancılarla ortaklaşa iş yapılan süreç, on binlerce insanın çalıştığı ve binlerce firmanın içerisine dahil olduğu bir sektör haline geldi. Bugün hakikaten gururla söyleyebiliriz ki Türkiye savunma sanayi olarak dünya markası ve hemen hemen her şeyi kendi imkanlarıyla üretebiliyor. Tabii ki bir slogan var. Durmak yok, yola devam. Bundan sonra savunma sanayinin temel vizyonu ne, ne amacı ne? Çok şeyi yerleştirdik. İşte yeni dönem bize başka bir zorluk getiriyor. Kazandığımız kabiliyetleri sürdürmek, bu sürdürmek, sürdüreceğimiz kabiliyetleri de büyüyerek dünyada çok daha bir küresel güç, küresel bir oyuncu olabilir hale gelmek istiyoruz. Bu da bir bu kadar seviyede bir kabiliyet için haklı bir vizyon olduğunu düşünüyoruz. Bizim sürdürülebilirliğimiz ve savunma sanayinin büyüyebilmesi için bir piramit yapısı olarak gördüğümüz ekosistemimizin genişlemesi ve büyümesi ihtiyacı var. İşte öyle olduğu vakitte binlerce söylediğimiz firma sayısının kat be kat artması gerekiyor. Bir ekosistem olarak düşünürsek savunma sanayimizde ana oyuncularımızla beraber Türkiye'de tüm ülke satına da ülkemizde sanayici olarak görev yapan firmalarımızın çoğuna temas edip onların güçleriyle beraber kendi gücümüzü birleştirerek çok daha büyük bir savunma sanayi gücü olmaya çalışıyoruz. Hem İl Sanayi Müdürümüz hem de daire başkanımız çok güzel ifade ettiler. Savunma sanayimiz şu anda Türkiye 100 yılının yükselen yıldızı konumunda. Çok hızlı bir şekilde savunma sanayimiz büyüyor ve artık dünya ile rekabet edebilir bir hale geldi. Ve bugün baktığınızda ilk yüzdeki savunma sanayi firmalarında, firmalar arasında çok kıymetli firmalarımızın yer almaya başladığını görüyoruz. İşte geçen sene ihracatımız 5,5 milyar dolarla rekor kırdı. Bu miktarın bu sene daha da artmasını bekliyoruz. Diğer bir ifadeyle artık Türk firmaları dünyada önemli bir oyuncu haline geldiler. Işığı kapatabilir miyiz sahne ışığına? Işığın açık kalması daha iyi. Kapatın. Günün anısına hediyelerini almak üzere saha... Sanayinin kurucu ve geliştirici lokomotifi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının bir kuruluşu. Aselsan. Gelişmiş savunma ve güvenlik sistemleri üretim üssü. İleri teknoloji tasarım merkezi. Burası askeri ve sivil üretim yapan Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde üretim tesisleri.
her yıl daha fazla ARGE, daha fazla altyapı, daha fazla mühendislik yatırımı. Aselsan bugün haberleşme ve bilgi teknolojileri